Merhaba arkadaşlar konu konu çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Unutmayın bu soru çözümlerimiz YKS soru çözümleridir yani 2010 ve 2022 yılı arasında bulunan YGS, LYS, TET ve AYT sorularından derlediğim sindirim sistemi çıkmış sorularıdır ve diğer konular için de zaten ayrı ayrı yaptık. Soruların pdf'sini açıklama kısmına ekliyorum. Mutlaka önce siz çözün daha sonra ben çözeyim. Hani benim çözümümü dinleyin. Hem genel bir tekrar yapmış olursunuz hem de eksiklerinizi görmüş olursunuz. Şöyle de yapabilirsiniz. isterseniz e, ben çözerken hani videoyu durdurup ilk önce kendiniz çözün. Daha sonra da benim çözümümü dinleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. 2010 LYS'de çıkmış bir sorumuz. Burada bize 1, 2 ve 3 numaraları numaralarla gösterilmiş bir şeyler soruyor. Bakalım diyor ki yukarıdaki tabloda insanda karbonhidrat ve protein sindiriminin bazı aşamaları verilmiştir. Tabloda 1, 2, 3 ile gösterilen enzimleri soruyor bize. Arkadaşlar nişastayı maltoza dönüştüren enzim hangi enzimdir? Zaten tek bir enzimimiz var amilaz enzimi değil mi? Proteini küçük polipeptitlere midede dönüştüren enzim hangi enzimdir? Pepsin enzimidir küçük polipeptitleri daha küçük polipeptitlere ve e, bazı dipeptitlere dönüştüren enzim hangisidir? Şimdi bakın isterseniz şıklardan da gidebilirsiniz. Mesela amilaz ve pepsin olacak sırasıyla hemen silelim bakın amilaz ve pepsin olacak. Sildiğimiz zaman direkt B şıkkı zaten kalıyor. Burada 3 numarada da hangi enzimimiz olacak? Kimotripsin olacak. Şimdi size şöyle bir e, şifre gibi bir şey verebilirim. Bir enzimin sonu sinle bitiyorsa o enzim protein sindiriyordur. Pepsin, kimotripsin, ee, bir tane daha vardı. Ha, tripsin. Bunlar nedir? İşte protein sindiriminden sorumlu olan enzimlerdir. Ayrıca bir enzimin içerisinde amino kelimesi veya peptit kelimesi geçiyorsa bu da yine sindirim ee, proteinleri sindiren enzimdir. Mesela dipeptidaz, tripeptidaz, aminopeptidaz. Bunun gibi enzimlerde arkadaşlar yine proteinleri sindiren enzimlerdir. Zaten yağları sindiren tek bir enzim var, lipaz enzimi. Geriye kalan enzimler de karbonhidratlarla ilgilidir. Mesela amilaz, maltaz, laktaz, sükraz. Bunlar da karbonhidratlarla ilgili olan enzimlerimizdir. Cevabımız ne olacak? Bursa şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. İnsan midesinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi salgıladığı salgılardan kendisini korumaya yönelik değildir? Arkadaşlar, midenin içerisinde çok tehlikeli salgılar var. Nedir bunlar? Pepsin mesela. Hidroklorik asit mesela bunlar çok tehlikeli salgılardır. Hidroklorik asit güçlü bir asittir ve e, herhangi bir yere temas ettiği zaman anında eritebilir, anında sindirebilir. Dolayısıyla midenin bundan kendini bir şekilde koruması lazım. Bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar midede bulunan e, mesela midede birkaç tane hücre çeşidi vardır hücrelerden bir tanesi hidrojeni gönderiyor, bir tanesi de kloru gönderiyor. İkisi midenin boşluğunda birleşiyor, hidroklorik asit oluşuyor. Daha sonra midede bulunan şef hücreleri dediğimiz hücreler vardır. Bunlar da pepsinojeni, bakın pepsini inaktif halde, yani pepsinojen halinde gönderiyor. Pepsinojen halinde gönderdiği için bu enzim aktif olmadığı için üretildiği hücreyi sindirmiyor. Çünkü sonuçta pepsin eğer protein sindiriyorsa hücrelerdeki üretildiği hücrelerdeki proteinleri de sindirebilir veya geldiği yollardaki proteinleri de sindirebilir. Bunu engellemek için ne yapıyor? Pepsinojen halinde yani inaktif halde salgılıyor. Mide boşluğuna geldiği zaman pepsinojenle hidroklorik asit bir araya geliyorlar ve Pepsin pepsinojen artık aktif hale dönüşüp pepsine dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde kendini korumuş oluyor. Yine midenin iç yüzeyinde bulunan mukus tabakası da e, korumayı sağlıyor. Yine e, mide epitel hücrelerinin sık sık yenilenmesi de midenin korunmasını sağlıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi okuyalım şıklarımızda neler varmış. Pepsinin aktif olmayan formda salgılanması söyledik zaten değil mi? Pepsinojen olarak salgılanması mideyi korur. Midenin iç yüzeyini kaplayan epitel hücrelerinin sık sık yenilenmesi yine bunu da söylemiştik. Midenin iç yüzeyinin mukus tabakasıyla kaplanması. Mukus tabakası da yine koruyordu mideyi söyledik. İçerdiği besin miktarına göre midenin hacmini değiştirebilmesi. Arkadaşlar hacimle kendini korumanın bir alakası yoktur. O yediğimiz besinin miktarına bağlı olarak değişir. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olacak. Midede hidroklorik asit ve pepsinojenin farklı hücrelerden salgılanması. Evet farklı hücrelerden salgılandığı için pepsinojen aktif hale gelemiyor. Nerede aktif hale geliyor? Midenin boşluğunda aktif hale geliyor. Dolayısıyla bu da korunma yöntemidir. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz 2012 YGS. Normal bir insanda aşağıdakilerin hangisinde verilen organ karşısındaki işlevi yapmaz? Bakalım akciğer, Diyor ki kandan karbondoksit uzaklaştırması. Evet akciğerlerden karbondoksit uzaklaştırıyor değil mi? Alveollerden bu doğrudur. Böbrek. Kandaki üre ve fazla tuzun süzülmesi. Evet böbrekler süzülme işlemini yapıyorlar. Karaciğer. Kandaki zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesi. Doğrudur arkadaşlar. Bunu yapar karaciğer. Hatta karaciğerin çok fazla daha görevleri de var yani. Mide yağların tümünün kana geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanması. Arkadaşlar midede yağlar parçalanıyor muydu? Midede yağlar parçalanmıyor değil mi? Midede sadece proteinler parçalanır. O da küçük moleküllere değil. İşte polipeptitler daha küçük polipeptitlere parçalanıyor midede. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Pankreas bazı sindirim enzimlerini sentezlenmesi. Evet kimotripsinojen, tripsinojen, amilaz gibi enzimleri e, senteziyor arkadaşlar pankreas doğrudur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 2012 LYS İnsanda sindirilerek bağırsaklardan emilen yağların en yoğun olarak bulunduğu damar hangisidir? Şimdi bakın yağların öncelikle taşınma yolunu ben size anlatayım. Şimdi bizim vücudumuzda sindirilen besinlerin taşındığı iki yol vardır. Biri kan kılcallarıyla biri lenf kılcallarıyla. Kan kılcallarıyla taşınan moleküller nelerdir? Glikoz, amino asit, e daha sonra işte fruktoz, lak, laktoz olmaz, fruktoz, galaktoz gibi moleküller. Sonra B ve C vitaminleri. Bunlar kan kılcallarıyla taşınıyor. Peki hangi yollardan geçiyor arkadaşlar? İlk önce bizim villus epitellerimizden, bakın villus epitellerimizden nereye geçer? Önce kan kılcallarına geçer. Villus epitelleri dediğimiz epiteller nerede bulunuyor? Bizim ince bağırsaklarımızda bulunuyor. Kan kılcallarından geçtikten sonra Bizim karaciğerimize giden sindirim kanalının karaciğere bağlandığı kapı toplar damarı vardır. Kapı toplar damarı. Bakın karaciğeri şöyle düşünün. Karaciğer şöyle bir organ. Karaciğere bağlı olan 3 tane damar vardır. Bunlardan biri karaciğer atar damarıdır. Karaciğere temiz kan getirir. Biri karaciğer toplar damarıdır. Karaciğerde bulunan kirli kanı kalbe götürecek. Biri de sindirim kanalının bağlandığı, bakın şurada sindirim kanalımız var bizim. Sindirim kanalının bağlandığı kapı toplar damarıdır. Bizim vücudumuzda sindirilen, işte bu bağırsaklarda geri emilen glikoz, amino asit, fruktoz, galaktoz ve B ve C vitaminleri gibi moleküller kan kılcallarıyla emilip bu kapı toplar damarına verilir. Daha sonra bunlar karaciğere geçer. Bakın buradan sonra ne yapıyor? Karaciğere geçiyor. Karaciğerde ee, karar verilir. Hani kan şekerine göre veya ihtiyaç olup olmadığına göre karaciğere bazı uyarılar gelir. Buna göre karaciğer ya depo eder ya da ne yapar? Kana verir arkadaşlar. Karaciğer karar verdikten sonra nereye veriyor? Karaciğer toplar damarına veriyor. Karaciğer toplar damarının da bağlandığı bir damar vardır. Bu da alt ana toplar damardır. Alt ana toplar damardır. Alt ana toplar damardan da nereye gider? Kalbin sağ kulakçığına gider kalbin sağ kulakçığına gidiyor arkadaşlar. Bu bizim vücudumuzdaki bu besinlerin şuraya yazdığım besinlerin gittiği yol tamam mı? Kana karıştığı yol bu şekildedir. Peki yağlarla ilgili olan moleküller nereden taşınıyor? Bu önemli. Şimdi bize çünkü soru da bunu soruyor. Hemen şu tarafı sileyim. Yağlarla ilgili moleküller nereden taşınıyor? Şimdi yağlar yapışkan moleküllerdir değil mi? Yapışkan moleküller olduğu için de gidip damarlara yapışabilir. O yüzden arkadaşlar yağlar farklı yollardan taşınıyor. Bakın yağ asidi, yağ asidi, gliserol. Gliserol. Daha sonra ADEK vitaminleri. ADEK vitaminleri de yağda çözünen vitaminler olduğu için bunlar da yine bu yolla taşınıyorlar. Bunlar yine villus epitellerinde Bilus epitellerinde şilomikron dediğimiz yapılara dönüşüyor. Bunların etrafı protein bir kılıfla çevreleniyor ve o şekilde taşınıyor. Çünkü yağ molekülü yapışkan bir molekül olduğu için damarlarımızı tıkar. O yüzden şilomikrona çevriliyor. Daha sonra buradan lenf kılcallarıyla lenf kılcalları lenf kılcallarına veriliyor. Lenf kılcallarından bizim lenf sistemimizin bir e, elemanı olan peke sarnıcına geçiyor. Peke sarnıcı. Peki sarnıcından göğüs lenf kanalına geçer arkadaşlar. Göğüs lenf kanalı. Daha sonra göğüs lenf kanalından da gider bir damara bağlanır. Bakın bir damar. Hangi damardır bu? Bu sol tarafımızda taşınır. Sol köprücük altı. Köprücük kemiği nerededir? Sol köprücük altı toplar damarı. Köprücük kemiği bizim omzumuzun ee, bağlandığı yerde bulunuyor değil mi köprücük kemiği işte buradaki damardan kana karışır arkadaşlar o zaman yağların en yoğun olarak bulunduğu damar hangisidir sol köprücük altı toplar damarıdır sol köprücük altı toplar damarından çıktıktan sonra üst ana toplar damara gelir üst ana toplar damar Çünkü kalbin üst tarafında olduğu için üst ana toplar damara bağlanıyor oradan da kalbin sağ kulakçığına gelir o zaman hem Lenf, lenf kılcallarıyla hem de kan kılcallarıyla taşınan besinler ilk olarak nerede karşılaşıyor? Kalbin sağ kulakçığında karşılaşıyor. Peki, lenf kılcallarından emilen yağ moleküllerinin kana karıştığı yer neresiymiş? Sol köprücük altı toplar damarıymış. Unutmayalım. O zaman burada en yoğun olarak bulunduğu damar hangi damardır? Sol köprücük altı toplar damarıdır arkadaşlar. Bu şekilde hatırlatmış olduk. Gelelim 2013 LYS'e. İnsan da olaylarından hangilerinin sindirim kanalının, sindirim öz sularının içeriğinden zarar görmemesi için gelişmiş olduğu söylenebilir. Bakın az önceki soruyla aynı soru sadece soruyu farklı sormuş. Bakalım. Sindirim enzimlerinin birçoğunun inaktif olarak salgılanması evet. Pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen bunlar ne yapıyor? Sindirim kanallarımızı koruyor. Sindirim enzimlerinin farklı pH'lı ortamlarda etkili olması bu da yine korur arkadaşlar ince bağırsaklarda emilme yüzeyinin villuslarla artırılmış olması burada koruma hani zarar görme ile ilgili herhangi bir şey yok bu emilimi artıran bir durumdur sindirim kanalının bazı hücreler tarafından salgılanan mukusla kaplanması Bu da olur aslında o zaman şu farklı pH'i almayacağız Evet farklı pH'i almayacağız arkadaşlar Çünkü e, sindirim enzimlerinin farklı pH'larda etkin olması bizim vücudumuzda işte Sindirim kanallarını koruyan bir olay değildir Aynen düşününce gerçekten böyle bir olay değildir Cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur Mukusla kaplı olması ve enzimlerin inaktif salgılanması Cevabımız C şıkkı olacak 6. soru 2014 YGS Aşağıdaki tabloda bazı besin maddelerinin kimyasal sindirimlerinin gerçekleştiği yerler işaretlenmiştir Şimdi arkadaşlar burada sadece ee, sindirimi İnce bağırsakta olan bir molekül lazım bize. Bakın sindirimi sadece ince bağırsakta olan molekül hangisidir? Yağdır değil mi? O zaman bir numara yağ. İki numaraya bakıyorum. Midede ve ince bağırsakta sindirilmiş. Midede başlayıp ince bağırsakta sonlanan hangisidir? Proteindir. Ağızda ve ince bağırsakta sindirilen hangisidir? Karbonhidrattır. O zaman sırasıyla yağ, protein, karbonhidrat şeklinde gidecek. Cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Geçelim diğer bir sorumuza. 2014 LYS sorusu. Aşağıda sindirim sisteminde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir diyor. Bu olaylardan sinirsel ve hormonal yolla kontrol edilen aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Bakalım. Besinin kokusunun alınması sonucu tükürük salgısının artması. Bakın koku, koku sinirsel bir uyarıdır. O zaman bu sinirsel olacak. Besinin ağza alınması sonucu tükürük salgısının artması demiş. Dursun bakalım. Asidik kimusun duodenum'a geçmesiyle pankreas özsuyunun salınması. Bakın kimus duodenum yani 12 parmak bağırsağına geçtiği zaman hemen bir e, hormon gidiyor arkadaşlar. Bu hormon kolesistokinin hormonudur. Bu hormon pankreas özsuyunun salgılanmasını sağlar. O zaman bu hormonal. Yağ asitleri açısından zengin kimusun düedonuma geçmesiyle safra salgılanması. Bu da yine arkadaşlar hormonal yolla olur. Nasıl olur? Kimus geçtiği zaman 12 parmak bağırsağına hemen kolesistokinin hormonu devreye girer ve safra sıvısı salgılanır. Bu da hormonaldir. Burada besinin ağza alınmasıyla tükrük oluşması bu da nedir? Sinirseldir. O zaman 1-2 sinirsel 3-4 hormonal olur. Cevabımız aşık olur. 8. sorumuz. İnsan sindirim sisteminde işlev gören, gören hormonlarından hangileri 12 parmak bağırsağından salgılanır? Arkadaşlar 12 parmak sal bağırsağının salgıladığı 3 tane hormon vardır. Biri enterokinazdır. Enterokinaz mideye giderek midedeki şeyi uyarıyor. Gastrin salgılanmasını durduruyor. Dolayısıyla biri enterokinazdır. Diğeri sekretin, bir diğeri de kolesistokinindir. Gastrin ise nerede salgılanıyor? Midede salgılanıyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Yani Ceyhan şıkkı olur. Bu arada sekretinin görevini de söyleyeyim. Arkadaşlar sekretin gidip nereyi uyarıyor? Bir karaciğeri bir de pankreas uyarıyor. Karaciğeri uyararak buradan safra sıvısının salgılanmasını sağlıyor. Yani üretilmesini sağlıyor. Pankreası da uyararak bir karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlıyor. Bir karbonat iyonları ne işe yarıyor peki? İnce bağırsağa döküldüğü zaman oradaki asitliğin nötralleştirilmesini sağlıyor. Yani ince bağırsağın zarar görmesini engelliyor. Kolesistokinin ise bir safra kesesini bir de yine pankreas uyarır arkadaşlar. Safra kesesini uyararak kasılmasını sağlar. içerisindeki safranın 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlar. Pankreası da uyararak pankreas suyunun yani pankreas özsuyunun içerisinde ne var? Enzimler var, bir karbonat iyonları var. Bu pankreas özsuyunun yine 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlar. Dolayısıyla ikisinin görevleri de önemlidir sorulabilir. Cevabımız C şıkkı olacak. 2017 YGS Aşağıdaki şekilde insanın sindirim organlarında kimyasal sindirime uğrayan bazı maddeler KLM harfleriyle simgelenmiştir. Buna göre KLM harflerinin temsil ettiği besinlerle ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada bakın ee, dikkat ederseniz aynı soruyu farklı farklı şekillerde soruyor. Yani hangisinde karbonhidrat, nerede protein, nerede yağ sindiriliyor bunu mutlaka bilmemiz lazım. Ağızda sindirilen nedir? Zaten karbonhidrattır değil mi? Midede sindirme başlayan nedir? Proteindir. İnce bağırsakta sindirme başlayan yani M olan nedir? Yağdır. Karbonhidrat, protein, yağ şeklinde gidecek. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. Oldukça da kolay sorular oluyor zaten. 2017 LYS. Şimdi burada şekil vermiş ve organların isimlerini bilmemizi istemiş. Bakalım. Arkadaşlar birinci organı zaten biliyoruz. Birinci organ nedir? Karaciğerdir. Karaciğer. 2'ye geliyorum burada. Bakın 2 numara. Bakın yeşil olan kısmı gösteriyor. Safra kesesidir. 3 numaraya geliyorum. 3 numara hem safra kesesinin hem de pankreasın sıvılarının döküldüğü vater kabarcığıdır. Vater kabarcığı. 4 numaraya geliyorum. 4 numara yaprak şeklinde olan pankreastır. 5 numara ise arkadaşlar zaten ince bağırsaktır. İnce bağırsak. Bakalım diyor ki bu organ ve yapılarının Yapılarla ilgili hangisi yanlıştır? Bir numaralı organda amonyaktan üre sentezi gerçekleşir. Karaciğer amonyaktan üreyi sentezliyor. Bu doğrudur. 2 numaralı organda safra üretimi gerçekleşir demiş. Bakın iki numaralı organ safra kesesi. Safra kesesi safrayı üretmez depo eder. Safra üreten kimdir? Karaciğerdir. Dolayısıyla bursa şıkkı yanlış. 3 numaralı yapı içerisinden yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yapar. Evet vater kabarcığına dökülüyor arkadaşlar sıvılar doğrudur. 3 numaralı organda hem sindirim enzimi hem de hormon üretimi gerçekleşir. Pankreastan hem insülin glukagon hormonları üretiliyor hem de sindirim enzimleri üretiliyor doğru. 5 numaralı organdan 2 ve 4 numaralı organları uyaracak hormonlar salgılanır. 5 numaralı organ kim? İnce bağırsak. Az önce söyledim. Sekretin ve kolesistokinin hormonları salgılanıyor. Hem 2 numarayı yani safra kesesini hem de 4 numarayı yani pankreası uyarıyor. Kolesistokinin safra kesesini ve pankreası uyarırken sekretin hormonu karaciğer ve pankreası uyarır arkadaşlar. Unutmayın. Bu şekilde bu sorumuzu da çözdük. Gelelim 2019 AYT sorumuza. İnsanda sindirim sistemine ait bazı yapılar aşağıda şematize edilmiştir. Bakın bu 2017'den sonra 2018'de soru sorulmamış, 2019'da sorulmuş. Bazı yapılar gösterilmiştir. Buna göre protein, lipid ve nişasta içeren besinlerle beslenen sağlıklı bir insanda numaralandırılmış alanlarda bu besinlerin sindirimi sonucu rastlanabilecek sindirim ürünleri Şimdi bakın bir numara neyi sindirir? Karbonhidratları. Karbonhidratları sindiriyorsa arkadaşlar karbonhidrat sindirimi sonucunda ne oluşur? Maltoz oluşur değil mi? Maltoz. Maltoz artı dekstrin ama dekstrini burada sormaz maltozu sorar. 2 numarada e, proteinler sindiriliyor midede. 2 numaradaki sindirim sonucunda büyük olan polipeptitler neye ayrışıyor? Küçük polipeptitlere ayrışıyor. O zaman buraya küçük polipeptit yazması gerekiyor. 3 numara ince bağırsaktır. ince bağırsakta da yağlar sindirilir, değil mi? Mesela yağ sindirimi sonucunda yağ asitlerine rastlayabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da yağ asidi ya da gliserol yazabiliriz. Bakalım. Şöyle yağ asidi diyelim. Yağ asidi. Ne olacak? Maltoz, küçük polipeptit, yağ asidi bulacağız. Bakalım. C şıkkına bakın. Maltoz, küçük polipeptit ve yağ asidini bulduk. Yasidi yerine gliserol de yazabilir arkadaşlar. Onu da bulabiliriz. Gelelim son sorumuza. 2020 ayete. İnsan sindirim sistemini araştıran bir öğrencinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? Epiglottis yutkunma sırasında lokmanın soluk borusuna geçmesini önler. Doğru arkadaşlar. Bizim soluk ve nefes bor soluk borusu ve yemek borusu ikisi arka arkayadır. Nefes borusu önde, yemek borusu arkadadır. Ve ikisi arasında epiglottis kapağı bulunur. Bu kapak yutkunduğumuz sırada mesela yemek yedik ya, yutkunuyoruz. O sırada nefes borusunu kapatarak yemeğin, yediğimiz yiyeceğin soluk borusuna geçmesini engelliyor. Böylece bizim nefessiz kalmamızı da engellemiş oluyor. O yüzden yutkunma sırasında veya ağzınızda bir şey varken gülerseniz, ağzınızla nefes alırsanız, daha sonra konuşursanız yemeklerin nefes borusuna kaçma ihtimali artar. Çünkü o sırada epiglottis açılıyor arkadaşlar. O yüzden bu doğrudur. Yemek borusu peristaltik hareketler ile besini mide iletimini sağlar. Doğru iletimde görevlidir yemek borusu. Midede besinlerin girişini ve çıkın, çıkışını denetleyen özelleşmiş kaslar bulunur. Doğru girişte ve çıkışta kaslar bulunuyor arkadaşlar. Doğru. İnce bağırsak astarında yer alan villuslar ve mikrovilluslar Geniş bir emilim alanı oluşturur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Geniş bir emilim alanı oluşturarak besinlerin daha fazla miktarda emilmesini sağlıyor. Alınan besinlerin monomerlerine dönüştürülmesi hücre içi sindirimle gerçekleşir. Bakın hücre içi sindirim yoktur. Bizim sindirim sistemimizde hücre içi sindirim yoktur arkadaşlar. Hücre dışı sindirim vardır. Hücre dışı sindirim neresi oluyor? Ağız boşluğu hücre dışı sindirim, mide boşluğu, bağırsak boşlukları. Bunlar hücre dışı sindirimin gerçekleştiği yerlerdir. Bizim besinlerimizin monomerlere dönüşmesi hücre dışı sindirimle gerçekleşir. Hücre içi sindirim demek bir işte polimerin veya işte dimerin yani ikili yapının veya işte çok sayıda monomer içeren polimerin hücrelerimize alınarak hücrede lizozom enzimleriyle lizozomun içerdiği enzimlerle sindirilmesine biz hücre içi sindirim diyoruz. Bizim bunu yapan hücrelerimiz mesela bağışıklık hücrelerimiz bunu yapabiliyor. Veya işte zararlı hücreleri etkisiz hale getiren hücrelerimiz bunu yapabiliyor. Ama sindirim sistemimizde gerçekleşen olaylar tamamen hücre dışı sindirimdir. Unutmayın. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. 2021 ve 2022'de sindirim sistemi ile ilgili soru çıkmamış arkadaşlar. 2023'e dikkat edin. Sindirim sistemi ile ilgili soru gelebilir. O yüzden bu konuyu dikkatli çalışın lütfen. Ve çıkmış sorulara baktığımızda daha çok şu tip sorular çıkıyor. Şu tip sorular. Bu tür sorulara dikkat edin lütfen. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.